Merhabalar herkese. Çok güzel bir gün diliyorum. Çok hoş bir gün diliyorum. Benim adıma da çok güzel bir gün. Yine çok değerli bir konuğum var. Umarım sizin için de çok değerli olur. Güzel şeyler konuşacağız. Sosyal sorumluluk projeleri konuşacağız. Yaşam konuşacağız. Paylaşım konuşacağız. Eğitim konuşacağız. Güzel gelişmeler konuşacağız. Umarım sizin adınıza da güzel bir program olur. Sevgili konuğum, bugünkü konuğum Naz Hanım. Naz Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim Koray Hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Güzel bir yayın diliyorum. Biraz sizi tanısak, biraz sizi anlasak, biraz sizi görsek, bilsek lütfen. Tabii. Ben Naz Kurdoğlu Şen. İş olarak normalde 1988'den beri Amerika'da bir tane ticaret şirketim var. Tamam. Yedek parça, kimyevi madde, ham madde oradan alıp Made in USA parçaları yurt dışına satıyoruz oradan. Süper. Ben buraya geldim, orada oturuyordum, buraya geldim, yerleştim. İşte çocuklar oldu vesaire. Çocuklar hangi okula girecek diye düşünecekken sen bizim üzerimizden o yükü aldın. Evet, dolayısıyla bana zaman çıktı. Ne güzel, ne güzel. Yapmak istediğim işte hobilerim, İspanyolcaydı, Latin dansları vesaire. Böyle bir şeylerle ilgilendim. Fakat bir şey yapmak lazım. Ben inanıyorum ki hepimizin bu güzel ülkede, dünyada yaşıyor olmaktan bir borcumuz var. Ya ne yapabilirim derken yolum BEDES'le kesişti ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda 13-18 yaş arası taciz edilmiş kız çocukların olduğu bir kurumda gönüllü olarak görev yaptım. Değişik bir enerji. Bu sırada da dedim ki, ben tabii iş kafası düşünüyorum, bu çocukların para kazanabileceği bir iş olsa onlara iyi gelir. Fakat tabii ki kapalı bir ortam zor bir şey. Onların bir parayı alıp ceplerine koymaları da zor bir şey. Olmadı, o çalışmadı. Fakat bu sırada bizim bir görevlimizin kardeşi, korucu sinirlenip Kars'ta 3 akrabasını öldürüyor. Ve eşi 6 çocuğuyla birlikte buraya geliyor ki, İstanbul'a geliyor ki kan davası olmasın. 6 çocuk, küçük çocuk var. Kadın bir süre sonra hani taşıma suyuyla ne kadar değirmen dönerse işte onunla uğraşıyor. Bir süre sonra ben çalışayım dedi ama teknik olarak çalışması mümkün değil. 6 tane çocuk var. 6 çocuk var. Oturduğu yerden temizlik yapabileceği bir yere gitmesi de kolay bir süreç değil. Fizibilitesi düşük bir durum. Bu arada da bana mesela çok şık işte tülbent yolluyor, kolye yolluyor. İnanılmaz güzel şeyler. Süper. Sonra dedim ya dedim biz buna dedim, niye bir proje yapmıyoruz? Şimdi ben alıyorum, koyuyorum çekmeceye. Çekmeceye koyacağıma benim etrafımdaki insanların severek, beğenerek kullanacağı ürün yapsak. Non-profit bir proje yapıyoruz. Tamam. Kapalı Çarşı'dan, Tahtakale, Mercan'dan rafya ipler aldım. Buna verdim. Onun için böyle leblebi çekirdek çok kolay. İki tane parça ördü, iki takım parça ördü. Örüyor, getiriyor, parasını alıyor. Devam ediyor. Bütün kış boyunca devam etti. Bu rengarenk iplerle hazırladı. Böylece çocuklarına da bakıyor, yaşamına tabii, devam ediyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Artı katma değeri olan bir iş yapıyor. Sonra biz eşimle çok seyahat ediyoruz. Seyahat etmeyi çok seviyoruz. Siz de biliyorsunuz. Kaç tane ülke gezdiniz? Çok bilmiyorum. 60, 70, 80? Bilmiyorum, herhalde olmuştur böyle bir şey. 80, vardır, 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 vardır. Hadi bakalım. Ve ben gittiğim yerde muhakkak pazara giderim. Pazardan kumaş alırım. Çok severim pazardan kumaş almayı. O benim pazardan topladığım kumaşlarla rengarenk, hiçbiri birbirine benzemeyen bohçalar diktik. Evet, terzi geldi, bohçalar diktik. İşte Tanzanya, Moğolistan, Maldivler, Tahiti rengarenk bahçemizi şenlendirdi. Bahçeye iplerle astık bunları, mandallarla iplerle astık. Süper. Eş dost ahbap kardeşler geldiler. Üçer beşer memnuniyetle aldılar. Biz de çok mutluyuz. Güzel bir proje yaptık diye. İyi güzel yaza girdik. Güzel yaz devam ediyor. Kış geldi. Bu hanım geldi dedi ki ya dedi ben dedi geçen sene dedi ısınma paramı, kömür paramı verdim onunla. Çocuğa da bilmem ne aldım dedi. Ne olur dedi. Biz bir daha yapabilir miyiz dedi. Dedim tamam yapalım ne olacak. Ama dedi komşu da var dedi. Onun da kocası öldü dedi. İyi tamam o da gelsin. İşte bilmem kim de var. İyi tamam o da gelsin falan. Biz gene imalata başladık. Biraz daha farklı bir şeyler falan yapıyoruz. O da öyle güzel gitti. Gene yaz geldi. Bahçe iplerle asıldı falan filan. Gayet güzel. Üçüncü sene oldu. Gene geldi. Yapalım dediği zaman dedim tamam yapalım ama benim artık eşim, dostum, ahbabım kalmayacak yani ben size borça satıyorum diyeceğim. Her neyse, ya dedim benim yurt dışında şirketim var, elemanım var. Dışarıda satarım yani, el işi daha kıymetli dışarıda falan. Tamam, süper. Çok şık böyle pamuk peştemallerle başladık, çok şık. Motifler yaptık üzerine, aplikeler yaptık. Benim burada çok yabancı arkadaşım var. Onlar da mesela böyle kendi memleketlerine giderken geliyorlar, alıyorlar vesaire. Hediye diye götürüyorlar.
hediye diye götürüyor. Markada turkuaz tassel, turkuaz püskül anlamına hani dedik etiket takmadan bunu böyle yaparız. O da öyle, o da güzel. Mesela işte peştemal yapıyoruz. Diyelim peştemal 100 lira. En az 10-15 liralık bir kullanılabilir bir torbası oluyor. Bir sertifika koyuyoruz içine ki bu özel bir projede yapıldı. Farklı bir anlamı var. Burada amacımız tamam evet kadına direkt katkıda bulunmanın yanı sıra gelir de mümkün olduğu kadar işte kalbimizi acıtan projelere yönlendirmek, öğrenci bursları vermek vesaire vesaire. Neyse gündemde ne varsa ona göre. Sonra klaç çantalar yapmaya başladık. O bir anda biz hakikaten böyle rengarenk gittikçe böyle üreyen tabii şey de kadro da kalabalıklaştı. Ayşe Arman'la karşılaştım Bodrum'da. Nefis bir röportaj yaptı. Gerçekten nefis bir röportaj yaptı. Arkasından akabinde Cem Hakko ile karşılaştım. Pastanede Cem Bey dedim benim böyle böyle bir projem var dedim. Yolla bakayım dedi. Biz Vakkorama'da satış yapmaya başladık. Süper. Daha bir süre sonra İstanbul Modern Mağaza'da satış yapmaya başladık. Bu arada mesela işte İstanbul Modern'e sattığımız zaman çok güzel vitrinlerine çok da güzel koyuyorlar falan. Bütün işte çok beraber gezilere falan çıkıyoruz biz. Beraber eserlerimizi görmeye gittik. Biz gittik işte zaten hani daha önceden konuşmuştuk müzede özel bir görevli bizi bütün müzeyi gezdirdi, resimler çekti falan. O kızlar bir memnun bir memnun. Çok gerçekten gurur verici hepimiz adına. Süper. Levi's'la çok şık, çok hoş bir proje yaptık. I Shape My World diye uluslararası bir projeydi. Şahika Ercümen'le aynı platformu paylaştık. O da astımı varken işte dalma şampiyonu oluyor, rekorlar kırıyor. Burada da kadınlar kendi hayatlarını ellerine alıp yön verebiliyorlar. Süper. Ortaya koyuyoruz. Yurt dışına bir iki böyle satışımız falan oldu. Ünlü markaları da verdiğinizi biliyorum. Yani veriyoruz. Mesela benim gönlümden geçen şuydu. Mesela Dolce Gabbana gelsin. Desin ki bana şunu 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 yap. Tamam ben onu yapayım. Onlara teslim edeyim. Tamam. Gönlümden geçen buydu ama her şey benim bu konuda tecrübem yok mesela. Normalde ne tekstil sektöründe. Ama çok keyifli, çok zevkli. Gerçekten inanılmaz yoğun çalışıyoruz. Hepimiz çok 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 çalışıyoruz. Kadınlar inanılmaz yetenekli. Ve çok aramızda güzel bir arkadaşlık ve aidiyet var. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Güven ilişkisi. Kesinlikle güven ilişkisi ve illa ilk başta tabii çok böyle travmatik deneyimler geçirmiş aramızda tabii ki var birçok insan var. Ama bu bizim klasmanımız evinin dışında çalışamayan kadın. Dolayısıyla evinin dışında çalışamayan kadın bizim için potansiyel beraber çalışabileceğimiz şayet tabii ki el işi yapmayı seviyorsa çünkü kolay bir şey değil el işi yapmak. Bir taraftan baktığınız zaman devasa ve güzel ve basit ve çok işlevsel bir sosyal sorumluluk projesi bu. Yani bir sürü eğitim almışsınız, Amerika'da şirket kurmuşsunuz, bir sürü şey yapıyorsunuz ve bununla birlikte bir katma değer sağlamak için, o diğerine yardım etmek için, diğerinin iyi olması için, o yoğunluğunuzun içerisinde, o yaşam temponuzun içerisinde bir vakit ayırıyorsunuz, bir alan yaratıyorsunuz, bir sorumluluk alıyorsunuz. Mesela bunu yapmak isteyen binlerce insan var aslında ama buna tam cesaret edemiyorlar, nereden başlayacağını bilemiyorlar, ne yapmaları gerektiğini bilemiyorlar. Buraları biraz anlatır mısınız lütfen? Yani iyi eğitimli, ekonomik durum müsait, bir sürü şey yapmış ama bir şey daha yapmak istiyor. Belki bir anlam arayışı, belki bir anlama, bir katma değer yaratma, belki orada kendini bir iyi hissetme, bir... Kesinlikle. Fayda sağlama, buraları biraz anlatabilir misiniz? Mesela nasıl oluyor bu? İnsanlar yapabilirler mi bunu? Yani yapmışsınız ama yani yoğunluğun içerisinde çok yapılamaz gibi gözüken bir şey yapmışsınız aslında. Şimdi şöyle, benimki tabii ki biraz fazla detaylı oldu aslında. Yani 2015'ten beri yapıyoruz yani şirket kurulumu. 2015 bayağı uzun bir süreç bu. Şöyle bir şey, yani bu kadar büyük çaplı olmasına gerek yok. Bazen insan kendini akışa bırakıp, kendine neyin iyi geldiğini bulabilir. Bana bu iyi geldi. Benim için karşılığı yok. Priceless bir şey benim için. Karşılığı yok bunun. Çünkü gerçekten tam ben bundan para, yani direkt bana bir maddi faydası yok ama müthiş bir zevk alıyorum. Beraber çalışmaktan çok mutluyum. Nasıl bir tatmin alıyorsunuz mesela? Yani bazı insanlar yaptıkları işten o kadar tatmin almıyorlar ki iş doyumu, yaşam doyumuna ciddi anlamda etkileyen bir süreç mesela. Oradaki o diğer kadının gözündeki ışık,
onun yaşadığı bir an size ne hissettiriyor mesela? Nasıl bir doyum mu var orada, ne var orada mesela? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle öyle, kesinlikle. Bu biliyorsunuz Harvard'da bir araştırma yapılmış. Hı hı. İnsan en büyük mutluluğu, tabii ki yani paran varsa işte ev alırsın, araba alırsın, seyahate gidersin vesaire vesaire. Hı hı. Ama bu birine dokunmak çok farklı bir dönüşü olan bir şey. Katkı sağlamak. Katkı sağlamak. Fayda vermek. Fayda vermek. Mesela grupta engelli çocuğu olan arkadaşımız var. Hı. Başka engelli çocuğu olan arkadaş da var, daha donanımlı. Ona yardım ediyor, yol gösteriyor, şurayı ara diyor, burayı ara diyor. Yani grubun içinde de herkes ihtiyacı var ve çalışmak istiyor ve kaliteli bir şekilde yapabildiği bir şey yapmak istiyor ve onunla da kendini geçindirmek istiyor, çocuğuna bakmak istiyor, bir yaşamını devam ettirmek istiyor. Doğru anlıyorum değil mi? Doğru. Artı şöyle bir şey var. Tabii ki insanlar para kazanıyorlar. Para kazanmak önemli. Fakat benim gördüğüm ve hissettiğim para kazanmanın ötesinde bu kadar şık bir projede olmanın, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, bir parçası olmak da çok iyi geldi insanlara. Anlıyorum. Şimdi şık bir proje derken de bildiğim kadarıyla aynı zamanda böyle yönetim kurullarına falan çeşitli üretimler yapıyorsunuz. Evet, evet. Anneler gününde, kadınlar gününde, bir sürü özel günde çok ciddi anlamda projeler geliştiriyorsunuz. Evet. Yani aslında şunu da sormak istiyorum. Mesela bir yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerine bir hediye almak istiyor. Doğru yer, buyurun. Doğru yer ve anlamlı bir hediye almak istiyor. Gidip sürekli saat alıyorlar, gidip sürekli işte atıyorum bir kravat alıyorlar, bir şey alıyorlar falan filan. Kesinlikle. Mesela bu biraz daha farklı boyutu olan bir şey. Yani tabii ki saat de güzel, kravat da güzel, ceket de, takım elbise de neyse işte tatil de güzel ama yani burada bir farklı bir anlam daha içeriyor aslında gibi geliyor bana. Biraz onu anlatabilir misiniz lütfen? Ben mesela normalde böyle işte ticari meta haline dönüşmüş böyle günlere, yok anneler, tamam anneler gününü kutlamak lazım, kesinlikle tabii lazım ki. Ama anneler gününde çok pahalı bir hediye almak lazım değil bence. Aha. Keza 8 Mart'ta öyle vesaire vesaire. Fakat burada bu bizim grupta yapılan proje işte anneler günü ise ya da kadınlar günü ise birçok kadının evine dokunuyor büyük bir heyecanla. Ürün hazırlıyorlar. Bugün mesela 8 Mart dolayısıyla hediyelerimiz dağıtıldı. İşte gazetede, Cumhuriyet'te yazarlar vesaire teşekkür etmişler. Ben de kızlara yolladım. Çok tabii ki gurur duyuyor. Çok hoş bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Peki şunu söylemek, sormak istiyorum ben size. Mesela bir ev hanımı ya da emekli olmuş bir bayan ya da şu an evinde olan ya da bir iş şirkette bir üst düzey yönetici bir bayan ya da bir erkek böyle bir şeye bir katkı sağlamak istiyor, bir yerinden tutmak istiyor, bir destek olmak istiyor. Yani bir bağış yapmak gibi değil de mesela bir yerinden tutup bir şeyi kaldırmak, bir şeyi geliştirmek, biraz daha ileri gitmesini sağlamak. Belki 10 tane daha kadına, 50 tane daha kadına, 60 tane daha anneye yönelik olarak yardım edebilmek istiyor. Bunu nasıl yapabilir? Mesela nasıl bir başlangıç yapabilir? Sizde bir işbirliği yapabilir mi? Ya da sizi nereden bulabilir, nasıl takip edebilir, yaptığınız şeylere yönelik olarak neresinden tutabilir? Yani bağış başka bir şey, gidip orada kesinlikle bir şeyi şekillendirmek kesinlikle başka bir şey. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Ya da belki atıyorum kendi şirketindeki, kendi ailesindeki ya da kendi çalıştığı mekandaki insanlara bir hediye almak istiyor. Yani illa bayanları da almak zorunda değil bildiğim kadarıyla. Yok hayır değil. Tabii ki yani tabii hani bize ürünlerimizi beğenip gelirse ki yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyin, söylüyorum. Söyleyin açık. Herkes bilsin. Tamam hocam söyleyin. Gerçektir yani. Şöyle, gerçek iyidir. Ürünlerimiz gerçekten bir kere özelliği tek ve bir tek olmaları birçoğunun. Ben mesela. Özel. Çok özel. Mesela. Şu işte efendim bizim Türkiye'nin her tarafında yapılan motifler. Tamam. Bu sekans başka kimsede yok. Milyon tane olsa, 5 milyon tane olsa gene olmayacak. Evet buna benzer bir şey olabilir ama bu farklı, bu özel. Veya her yani ufak mesela birbirinin aynı ne bileyim işte hepimizin dolabında işte Prada'ydı, Hermes'ti bilmem ne bir çantalar var ama varsa çantanız bana diyor ki diyorum Koray Hoca'nın 3000 eurosu var diyorum vermiş çantaya diyorum. Ama o çantanın üzerine bir tane bizim çok şık anahtarlıklarımız var, süslerimiz var. Bir şey taktığın zaman sana ait bir şey oluyor. Ben size, özel oluyor. Özel oluyor. Kişiselleşiyor. Kesinlikle. Ben site sahibi olmaya çok önem veriyorum. Bence çok önemli bir şey. Yani mesela sen gezerken bu Naz'a yakışır diyebiliyorsan bence çok hoş bir şey, çok güzel bir şey. Yani pahalı olması gerekli değil. Peki. Size nasıl ulaşabilirler ve nasıl katkı sağlayabilirler? Yani bunu mesela daha çok kadına yardım etmek için nasıl bir destek olabilirler?
Tabii ki satış kanallarının çoğalması bizim için... Üretimi kolaylaştırıyor. Evet, evet, evet. Şu anda online sitemiz de gene yani şu anda bir değişiklik yapılıyor. Yani benim Instagram'da hem mesajlarım açık, Instagram telefonum var. Instagram adresi nedir? Turquoise, yani İngilizce Turquoise. Turquoisetassel.com. Tamam. Turquoise yazmak biraz zor İngilizce. Turquoise yazmak biraz zor, ama kolay değil, hiçbir şey kolay değil yani. Sizin şahsi Instagram hesabınız var mı? Kullanmıyorum size? Ya ben şahsi, epeydir kullanmıyorum. Sadece oradan. Mesela nasıl ararlarsa bulurlar onu mesela, yani... Bana mesaj atarlarsa ben cevap veririm. Yani görüyorum, telefonum da var orada, isteyen arayabilir de. Mesela tabii herkesin farklı kapasitesi, yapmak istediği şeyler var. Gelir mesela atölyeye gelir, kendine belki orada, belki tasarım desteği verir, belki malzeme desteği verir. Aha. Ya da evinde olan bir şeyi alıp da mesela bozup da oradan bir şeyler üretilmesini sağlayabilir. Atacağı bir giysiye yönelik olarak oralardan parçalar verebilir. Ya da atıyorum bir tasarımsal anlamda internetten araştırma yapıp kendi özel tasarımını talep edir. Kişiye özel bir çalışma yapabiliyor musunuz peki? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hatta çok işte geçen senelerde işte bu Levi's'le yaptığımız projede çok şık onların bu tracker jeanlerinin arkalarına işlemeler yapmıştık. Şimdi Vakko Rama'yla yeni bir proje hazırlıyoruz. Gene belki öyle bir şey yapacağız. Hani gelip sen ceketini beğeniyorsun, işlemeyi beğeniyorsun. Biz sana orada arkasına onu monte ediyoruz. Bu ceket sana ait değişik bir ceket oluyor. Kişiye özel bir hareket yapmış oluyorsunuz. Çok güzel bir şey. Peki, buradaki duygusal tatmini, yaşama anlam katma sürecini, çünkü çalışıyoruz bütün günü. Yani bir yerden bir yere gidiyoruz, dertlerimizi anlatıyoruz, insanların dertlerini çözüyoruz, bir şeyler yapıyoruz sürekli ama tabii ki bir anlam var, tabii ki bir yardım etme duygusu var ama yani mesela bir şeye daha anlam katma, bir şeyi daha iyiye götürme, bir farkındalık yaratma, diğerine yardım etme, orada o kalitesiyle durmaya çalışan insana yönelik olarak katkı sağlama. Mesela buralara yönelik olarak nasıl bir şey, nasıl bir his yaratıyor, nasıl bir tatmini var? Buralardan biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, yani ben gerçekten hepimizin, ama hepimizin maddi durumu ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun, başka birine dokunabileceğine ve yardımcı olabileceğine eminim. Bunu biraz anlatır mısınız mesela? Yani çalışıyoruz yani. Tamam, ben de bir öğretmen olarak sen öğretmensin. Ben kendi sen maddi durumu yeterli olmayan bir çocuğa yön gösteriyorsun, yol gösteriyorsun. O kadar kıymetli, o kadar önemli bir şey ki. Neyi iyi biliyorsan, neyi rahat akıtıyorsan onu yapacaksın. Tamam. Ve mesela benim durumda mesela ben tabii bu kadar tekstil ve işte el işiyle vesaire iç içe olduk. Belki burada da mesela nasıl şimdiki gençler işte hukuk okuyor, arkasından ben ahçı olacağım diyor. Aslında ahçılık okuması lazım ama işte anne babanın gönlünü yapmak için hukuk okuyor ama akacak kan damarda durmuyor. Evet. Belki ben de o zaman, bizim zamanımızda öyle şey yoktu yani, kimsenin haddine düşmez ben ahçı olacağım diye işletme okuduktan sonra çıkmak. mesela bu bir önemli bir şey. Her kimse mesela gelecek olan, yardım edecek olan... Yaşam değiştirme fırsatı gibi bir şey. Herkesin var, herkesin var. Onu biraz çocukların bile var. Misiniz mesela? Ya mesela şurada bir tane ters dönmüş böcek, onu ters tekrar yürütüyorsun, ayaklarının üzerine çeviriyorsun. Bu da bir şeydir. Sen onu görüyorsun ve harekete geçiyorsun. Güzel bir şey. Evet. Peki 60 yaşındaki bir insan, 70 yaşındaki bir insan, 80 yaşındaki bir insan size nasıl yardım edebilir? Mesela bir yerden tutmak istiyor, bir şey yapmak istiyor. Ama işte o insana bağlı yani. Ben onun ne sevdiğini, ne de yetenekli olduğunu, ne yapmak istediğini bilmiyorum. Gelir, konuşuruz. Beraber ne var önümüze bakarız. Konuşurken bazen çıkıyor. Bir sürü arkadaşım geliyor. Ya bu böyle olsa daha iyi olmaz mı? Ya düşünüyorum, evet tabii öyle olsa daha iyi olur. Ya da diyor ki işte mesela bu Levi's'i söylemenle oradan oraya bağlayacaktım. Mesela onların işte artık jeanleri vardı. Onlardan çantalar yaptık. Onları atacaklar. Ama hemen bir anda o sürdürülebilir bir projenin bir parçası oldu. Evinde malzeme olur. Fabrikasında malzeme olur. Malzemede sınır tanımıyoruz. Hani değişik şeyler kullanmayı çok seviyoruz. Kendimizi limitlemeyi sevmiyoruz. Dolayısıyla hani bu ancak konuşarak bir yere varabiliriz. Peki mesela gardırobunu değiştirmek isteyen bir hanımefendi orada. Mesela onunla nasıl bir çalışma yapılabilir? Mesela orada eskiden kalmış olan ya da annesinden ya da anneannesinden kalmış olan elbiseler var. Mesela onları çok kullanmıyor ama onlardan yeni bir ürün üretmek istiyor mesela bazılarında. Tabii, neden mesela bunları size iletseler, siz onlardan... Onlara özel olarak böyle bir şey üretebilir misiniz? Olabilir yani, o üründen bir şey yaptırmak istiyorsa tabii bunu yapan var zaten. Hani yapıyoruz da zaten. Tabii ürüne göre değişir. Yapılabilir tabii ki. Mesela ne üretebiliyorsunuz? Bir çanta mı üretebiliyorsunuz? Bir işleme mi yapabiliyorsunuz? Ya da bir...
Bu sene mesela hasır mesela Panama şapkaya şey yaptık bu şeylerden, bunların pullularından bant yaptık. Efsane oldu gerçekten, muazzam oldu, müthiş oldu. Süper. Hani insanın çok aklına gelmiş. Evet biz mutlaka el işi olsun istiyoruz ki hani biz kendi grubumuzda çalışma imkanı olsun. Tamam. Şimdi çok yeni şey çıkarıyoruz. Bu bir ressam arkadaşım, o da hiç Robert Kolej'de okumuş, işte işletme okumuş arkasından. Hiç resimle ilgili bir dokunuşu yokken resim dersi alıyordu sürekli. Bir süre sonra o kadar güzel şeyler çıkarttı ki Yeditepe'de master yaptı. Master'ı bitti. Şimdi onun resimlerini çantanın üzerine basacağız, basıyoruz. Çok güzel oldu. Gerçekten muazzam oldu. İşleme değil ama kadın dokunuşu kesinlikle var. Yani değişik şeyler yapmayı seviyoruz. Hani başkalarında olmasın, değişik olsun. Farklı dokunuşlar olsun. Özel bir şey olsun istiyorsunuz. Evet, evet, evet. Ve katkısı olan bir şey olsun istiyorsunuz. Ve anlam üretsin istiyorsunuz. Süper. Peki şunları da sormak istiyorum ben size. Mesela bir kişi size ulaştığında, özel bir üretim istediğinde mesela yaklaşık olarak ne kadar bir zaman alıyor? Mesela bir ay, üç ay, beş ay? Yani o değişir yani. Ürüne göre neyse, değişiyor. Tabii ürüne göre değişir. Yani bazen mesela hazır atıyorum işte şapka, şapkasını getiren, etrafına o şeyi biz de çok beğendiği için yaptıran var. Onu hemen yarım saat içinde yapıp veriyoruz mesela. Kolay bir şey. Evet, yani bizim sürekli stokta. Yani bunu kullanmayı çok seviyorum çünkü bunu Türkiye'nin her tarafında yaptırabiliyoruz. Yani Kars'tan, Batman'dan, Kilis'ten, Diyarbakır'dan her taraftan motif geliyor. Ama daha farklı mesela özel atıyorum bu Levi's'in projesinde İstanbul'da yaptırdık çünkü sürekli kontrol gerekiyordu, muntazam olması lazım vesaire. İşte Mikonos'ta Principote diye bir butik var, şık bir yer. Oraya şey yaptık, Yunanlısı. Ve çok A+ bir butik, belki adanın en güzel butik. Lerinden biri diyeyim. Üst yaptık fakat altı bir türlü şey yapamadım, oturtamadım. Karaköy'de dolaşıyordum, balık ağı gördüm. Ay dedim niye biz bunu balık ağıyla kombinlemiyoruz? Muhteşem şeyler çıktı. Hiç fiyat bile sormadan aldılar. Süper bir şey, tatlı bir şey. Peki bu bir hayaliniz miydi, yaşam mı böyle? Hayır, yaşam kesinlikle. Hiç hayalim, hiç öyle bir hayalim yoktu. Artık mesela tabii ki biz çarşıya çok sık gidiyoruz. Tanıyorlar. İşte her çantamda işte daha farklı çantalarımız var. Hepsinin sağında solunda bir tarafından bir işleme çıkıyor. Zannediyorlar ki ben yapıyorum. Halbuki ben sabırsız bir insanım. Hiç sevmem öyle işleme de hayatta yapamam. Ama bu da benim yoluma çıktı. Öyle bir yolculuk oldu yani. Peki süper bir şey. Peki Yusuf Bey bu noktada ne düşünüyor mesela eşiniz? Nasıl destekliyor, ne diyor, ne anlatıyor, nereden tutuyor, neler yapıyor? Onlardan da biraz bahsedelim seni. Yusuf Bey %100 destek. Bir kere bize şu anda kullanmadığı bir iş yerini, kardeşiyle birlikte kullanmadığı bir iş yerini verdi. Biz kira ödemiyoruz. Şimdi bundan muazzam bir destek olmaz. Yani süper. Direkt birebir matematiksel bir destek oldu o. Ama kolay bir şey değil yani. İşte... İlk başta hele evin içinde yünler, ipler bilmem ne tam daha atölye başlamadan evvel gıkını çıkartmadı. Çünkü o beni ne kadar heyecanlandırdığını görüyor ve takdir ediyor ve o da parçamız yani. O da bütün kızların eniştesi. Hep birlikte yapıyorsunuz. Aynen öyle. Peki çok kısa bir süremiz kaldı. Mesela ne tavsiye edersiniz? Mesela bir şeyler yapmak isteyen bir insana. Baksın. Ne demek o mesela? Onu bir anlatayım. Etrafına baksın. Ne yapabilirim? Ben kime nasıl yararım dokunabilir? Yani diğerine fayda sağlar. Nasıl? Evet. Yani çok büyük, atla deve büyük bir şey olması da gerek yok. Bir yerden başlarsın. O zaten ilmek ilmek gelir. Sen kendine orada bakın ben bunu iyi yapıyorum dersin. O tarafa doğru ilerlersin. Yapılabilecek çok şey var hepimiz için. Kadınlarla ilgili çok fazla şey var. Eğitim çok 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 önemli. Geniş bir alan. Çok geniş bir bizim alan. Burada aslında hep beraber işte çocuk gelinlerin olmaması lazım, çocuk işçilerin olmaması lazım. El birliğiyle şeyden bahsetmiyorum yani kadınların ne kadar işte Hürriyet'in 3. sayfasında sürekli dövülen, şey, öldürülen evet. Bilmem ne böyle. Çok bunların çok olmaması lazım. Olmayacağı bir dünya için uğraşıyoruz. Süpersiniz. Peki. Süremiz bitmek üzere. Son olarak şu Instagram adresini bir daha söyleseniz. İnsanlar size nasıl ulaşsın? Onu bir kodlasanız mesela. Olur mu mesela? Nasıl ifade edelim? Trabzon, Urfa, Rize, Q, Urfa, Ordu, İstanbul, Samsun, Edirne. Turkuaz yazması U, O, I olduğu için zor. Ama İngilizce bir tane bir şeye bakılabilir. Turkuaz, Tassel. Yani turkuaz, püskül. Turkuaz, püskül. Turkuaz, püskül. Turkuaz, Türkiye'nin rengi.
düşünüyorum. Bunu rahat bir şekilde Instagram'da bulabilirler. Tabii, tabii, oradan cep tabii. telefonunuz var. Kesinlikle. Oradan size ulaşabilirler. Size işbirliklerine açıksınız anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler yine çok güzel bir program oldu. Benim adıma çok anlamlı bir program oldu. Naz Hanım'a da yaptığı muhteşem katkıları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de güzel olmuştur. Umarım daha çok katkı sağlamanıza yönelik olarak, daha güzel şeyleri hep birlikte yapmamıza yönelik olarak sizi de biraz daha heyecanlandırmıştır. Beni çok heyecanlandırdı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sevgiler dilerim.